Aykın Sorular saatte saat 20.45. Ben Enver Aysever. Aykın Sorular'da yine birlikteyiz. Siz de CNN Türk Televizyonu'nda ve CNN Türk ekranında. Televizyonda ve ekranda dedim, radyosunda demem gerekiyordu. Bazen oluyor bu sürçülisan. Bugün İlber Ortaylı zamanı. Yani periyodik olarak ağırladığımız hocamıza bu aralar ne düşünüyor bir soralım istedik. Biliyorsunuz Aykın Sorular buluşmalarında her seferinde başka bir konuya dalıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah aşkına geçen gün 10 Kasım günü bir ilan vardı bir gazetede. Olmasaydın da olurduk. Dedi. Tabii biz ilanın amacına ulaşmasını sağlıyoruz böyle program yaparak ama yok sayılabilecek bir durumda değil. Böyle bir tarihe bakış olur mu? Olmasaydı da olurduk diye. Bu ne tür bir düşünsel yaklaşım? Bütün ciddi yöntem kitaplarında olmasaydı, olsaydı, şöyle olurdu, olurdu, olmazdı yazıya dökülmez. Ve bunun devam etmemesi istenir. İnsan zihnine bu gelir. İnsan zihnine gelir, bunun konuşulması tasvip edilmez. Bunu bir diktatorya olarak düşünmeyin, fikri diktatorya. Bu bir yöntem meselesidir, bir disiplindir. If it would be, wouldn't be, istenmez. Yani bu meşhurdur, yazılmaz bu. Şimdi olmasaydı olurdu, olmuştur. Olduğuna göre bu işten kaçınılmazlık var mıdır yani bunda veya başka yok mudur? Var mı? Evet, başka seçenek var mıdır? Bu aslında bu tarz düşünme olmaz olaydın, olmasaydın, olmasan daha iyi olurdu. Ah bak keşke olmasaydı, olmayabilirdi aslında. Biraz iktidai bir tarih şey bakışıdır. Şey bu uygun mudur? Olmasaydın olmazdık doğru mudur? Olmasaydın olmazdık da belki bir nevi bir abartmadır. Yani bir toplum ki millet şuuruna ulaşmış, bir yerlerden geçmiş ama tabii böyle olmazdı. Mesela seçeneklere bakınız. Mesela ne bileyim İzmir elinde olmazdı. Bursa elinde olmazdı. İstanbul olmazdı. Yani bunu üstelik dayatmak değil bu. Bunu bazı komutanlar bile yani çok ümitsiz bir kazanım gibi görüyorlar başında. Böyle bir Türkiye'nin tabii ne kadar tatsız olacağını düşünün. O zaman şuradan gidelim hocam. 10 Kasım günü siz gerçi bizde yayındaydınız ama ben biraz işin sonrasını koyayım. 1.100.000 kişi Anıtkabir'e gitmiş. Ben bunu biraz şöyle yorumluyorum. Bir konu üzerinde aşırı bir duyarlılık varsa bu bir mağduriyet ya da haksızlık algısındandır diye de düşünüyorum. Evet, bu bir... Nasıl yorumluyorsunuz? Hayır, bu bir boy gösterme olabilir. Gövde gösterisi olur. Mağduriyeti ifade edebilir. Bir kızgınlığı ifade edebilir. Her halükarda tabii dikkate alınması gerekir. Üstüne gidilmez. Yani bu olmasaydın olurdu falan gibi ilanlar kimlerin yaptığı tahmin ediliyor. Münferittir. Münferittir. Ve bundan kaçınmıştır aslında iktidar çevreleri. Yani bu daha böyle marjinalde kalan deli fişek adamların içlerindeki yaptıkları şeydir. Çünkü bu gibi kalabalıklardan hakikaten insan düşünürler. Ben Ankara'daydım o gün ve yollar doluydu. Yani insanlarla doluydu. Ne düşündünüz, ne hissettiniz? Yani tarihi bir durum olarak... Çok önemli bir şey, tarihi durum değil. Bu devamlı tekrarla... Bir kere bak, Türklerin çok büyük bir organizasyon yeteneği var. Derhal bir araya geliyorlar. O onlarda tarihi bir kalıntı, bir sosyal gelişme sonucu ortaya çıkmış. Kendiliğinden şey oluyor. Değil. Evet, böyle bir araya gelebilme yeteneği var. Eskiler bunu at göçebeliğine falan bağlarlardı. Yani atları aydamak, gütmek değil. Atları aydamak, toparlamak, sevk etmek çok yüksek bir dinamizm ister. Ve ayrı bir kültür vardır dile kadar. Onu tabii bugün bir Türk yapmıyor. Remidor diye bir Fransız yapıyor mesela. Yani bu şeydeki at sürülerinde kullanılan sesler falan bunları inceliyor, müzikalitesine bakıyor. Ve bu şeyi de sponsoru da Fransız Tarım Bakanlığı yani hayvan işleri bakanı. Yani çok ilginç bir şey araştırmada. Şimdi bu toplum çok iyi örgütlenebiliyor. Çok örgütlenebiliyor. Bir tarihi kalıntı var içinde. Peki hocam. Çabuk bir araya geliyor. Hatta şöyle şeyler var. Mesela İzmir'den, Bornova'dan bir sürü otobüs kalkıyor.
Bu otobüsler önce gece kalkıyor, sabah Konya'dalar. Mevlana Hazretlerini ziyaret edip Ankara'ya yöneliyorlar. Yani işte bu Türk halkının şey özelliği yani. Peki hocam, bugün benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Bir sosyalist gazete olan Bir Gün Gazetesi'nin bir yazarı, Bir Gün Gazetesi Mustafa Kemal'i saygıyla anıyoruz dedi diye oradan istifa etti. Şimdi bana bu yani kitle gazetesi olmaya çalışan bir gazetenin bugünün. Dünya bugün, 10 Kasım günü için bugün yapılan yayın. Bugün evet, onu bak oradan istifa mı etmiş birisi? Evet. Yani bir sosyalistin yani bu da gerekçe gösterilerek. Hangi sosyalist? Eski takımdan. Eski takımdan. Yani ha, şimdi buraya uyan takım. Bilemiyorum. Valla ben onları pek sosyalist falan diye görmüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Bir de şu var, böyle her türlü fikri veya her akla fikri oturmamış şeyi de olgunlaştırmak, geliştirmek ve bunun için uslup geliştirmek yerine böyle abartmalar, yani fevri hareketler, biraz böyle adolesan denen, yani buluğ çağı bebesi gibi görmüyor musun bu tefekkürü? Yani oturmamış, anladın mı? Oturmamış. Bu çok ilginç bir şey. Bu uslup o kadar önemlidir ki siyasette, tefekkürde bile bunun bir payı vardır. Peki. Yani çok onun için ben o grubun dediklerini çok ciddi almıyorum. İşin ucunu kaçırıyorlar mesela. Peki hocam. Şimdi biri çıktı, bir Alman mesela. Diyor ki işte bu ikinci harpte diyor buraya sığınan Yahudileri, Almanya'dan bilginleri, entelektüelleri. Aslında bunlar hiç hoş karşılamadı, durdurdu, ihbar etti falan. Efendim, verdiği isimler son derece sınırlı ve yanlış. Ve söylemek, kim o Alman? İşte bir Cory Gutstadt diye bir kitap, ben baktım ona. Birisi de diyor ki bunları Avrupalı diye aldı. İyi ya, siz Avrupalı olduğunu unuttunuz, onların kustunuz. Yani Bruno Taut gibi bir herifin Almanlığını da, adamın mübareğin Avrupalılığını da unuttunuz. O bize geldi, biz bulduk ve ben onun yaptığı, ilk lisede okudum, onun yaptığı fakültede okudum. Sizde yok öyle bir şey. Ya adam bundan hayıflanacağını böyle bir şey söylüyor. Buna da bizimkiler taraftar. Yani öyle alkışlıyorlar. Mi? Yani böyle bir yarım akıllı adamı alkışlamak, bu artık tabii aklın gereği değil. Bu bir çılgınlık bu. Yani hakikaten böyle bir şey, hocam, müzik cezbesi gibi bir şey yani. Ben hoş bulmuyorum, o ayrı. İki meseleyi tartışmak isterim. Bir tanesi, Türkiye'nin geleneksel cumhuriyetin bir tavrı var denir hep dış politikada. Evet. Siz de zaman zaman söylersiniz. Evet. Şimdi geldiğimiz bu imparatorluktan gelir. Bizim şimdi dış politikamızdaki durum nedir? Siz dış politika meselesinde, çünkü son günlerde yine bölgesel değerlendirmeler yapılırken Mısır olsun, Kürt meselesi olsun, yani bir stratejik derinlik var. Bu stratejik derinlik ortadan kalktı. Stratejik derinlik yerine... Ben katiyen değerlendirmelerin diplomatça bir uslup, diplomatça bir soğukkanlılıkla yapıldığı kanısında değilim. Bu bir züppelik, bir lüzumsuzluk, bir monşerlik falan değildir. Düpedüz bir, yani dış işleri, radikalizmin yeri değildir dünyada. Stalin'in hariciyesi Çarlık'tan gelen memurların yeriydi. Uzmanlar onlardı. Bunlar orada antikomünist faaliyet falan yürütmediler. Yürütemezlerdi, sıkı mı? Yani ama uslupları vardı. Dosyayı geliştirme taktikleri vardı. Ve bir görüşmeyi, bir söylemi üst üste koyup geliştirme alışkanlıkları, bilgileri vardı. Bunu dünün adamları yapamaz. Bu İran hariciyesinde bile böyle oldu ilk anda. Böyle tamamen dışarıdan gelme, yeni yetme kadrolar. Yok akademik dünyadan alıp dış işlerine sokacağın insanlarla yeni politika götüremezsin. Bu mümkün değil. Nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi dış işleri, international relations diyor ya İngilizler, uluslararası ilişkiler. Onu yapan bilgin başkadır üniversitedir. Hariciye memuru başka bir şeydir. Bu ikisinin tabii birbiriyle ilgisi olur ve olmalıdır. Ama ikisi aynı şey değildir. Peki Mısır... İşte ben şunu Mısır konusundaki söylem, kusura bakmayın, hariciyeci söylem değildir.
Hiçbir aklı başında memleketin diplomatı bu kadar böyle samimi olmaz bir kere. Çok mümkün değil bu. Siz diplomatsınız, samimi adam olmanız beklenmiyor. Bir taraf tutmanız, size ne yani? Siz havaya bakarsınız, ona göre vaziyet alırsınız. Suudi Arabistan gibi bir memleket Mısır'da bunlara karşı çıkıyorsa iki kere oturup düşünmeniz gerekir. Öyle basit yorumla yapamazsınız bunu. Bu bütün teşkilata kadar yansıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın eski idari yapısında bir de aksamalar görülüyor. Bu çok enteresan. Peki, bir şey. Barzani'nin Türkiye'ye gelecek olması bugün de... Barzani Türkiye'ye mesela, Barzani gelir. Türkiye, evet. Hayır, gelir de Türkiye'nin Barzani ile birlikte hareket etmesi tarihsel olarak hangi köke dayanır? Çünkü benim bildiğim... Hayır, hangi köke dayanır değil. Barzani... Yani bir siyasal Türkiye, figür olarak Türkiye'ye yakın mıdır? Tabii ama efendim, Barzani bir kere Arap blokunun karşısında olmak zorunda bir adam. İlla karşısında olacağından değil. Yani bugünkü Kürt hareketi, Irak Kürt devleti ister istemez Arap dünyasının karşısında huzursuz olur. Çünkü o sadece Sünnilik, Şiilik gibi problemlerle falan değil. Monarşi veya Cumhuriyet gibi. Bunlar çok ciddi ayrımlar değil. Ciddi bir ayrım var adamın. Adam Kürt. Arap dünyasının dışında. O oradan bir kere rahatsız. Tabii mezhep şeyleri de var. Yani Suriye'nin Nusayrileri rahatsızlar öbür dünyadan. Dürziler rahatsızlar. Yani temkinlidirler o dünyaya karşı bunlar. Arapça bizim konuşsalar bile. Şimdi bu tutumun içerisinde siz böyle balıklama dalamazsınız. Onun için tabii bu Kürt hareketinin ister istemez Türkiye'ye daha yakınlık duyacağı Kürt devletinin çok açık bir şey. Bu görülüyor. Yani Kürt devleti artık... Orada o Kürt devleti var. Var. Türkiye'den de toprak gider mi oraya? Hayır. Adamın öyle bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü ben demiyorum. Kendisi dedi. PKK hareketi burada nerede? Türkiye Kürtleri tembel alıştırmış dedi. Morallerini bozmuş dedi. Yani o demektir ki size pek bir şey verecek de değilim gelirimden. İyi gidiyor Irak biliyorsunuz yani. Hı. Gelişiyor şeyse yatırımları bilmem. PKK hareketi burada nasıl pozisyon olur? Onu ona göre ayırıyor işte. Görüyorsunuz Irak'ın içerisinde PKK küçük bir şehirde izole edilmiş vaziyette. Kandil zaten ayrı bir oluşum, ayrı bir coğrafya. Göremiyorsun ortada onları. Çok önemli yani o konularda çok dikkatli Irak. Kendi gelirini, kendi yerleşik, otantik halkını ayrı bir yere koyma durumunda. Çok çok dikkat edilecek şekilde. Türkiye'nin kendi içindeki Kürtleriyle olan sürecinde bir noktaya gelindi. Ve Öcalan bir siyasi aktör artık öyle görülüyor. Vallahi, onu nasıl evet. yorumluyorsunuz? Onu bu gelişmeleri şeye sormalı, hükümete sormalı. Yani siz burada anlamlı bir sonuç alacağını düşünüyor musunuz seçim sürecinde? Ha, onu ben bilemem, hiç bilemem. Yani anlamlı bir sonuç alınır mı, alınamaz mı? Bakınız o. Tamamıyla Kürtlerin kendi tutumlarına bağlıdır. Yani Kürt arkadaşların kendi tutumlarına bağlıdır. Verdikleri sözleri ne kadar yerine getirirler. Bırakın verdiği sözü, kendi plan projelerini ne kadar ciddiyetle tespit etmişlerdir. Sağlamlıkla ne kadar üstünde yürüyeceklerdir. O onların meselesidir ilk önce. Ben bilemem, burada oyun bir taraflı oynanmıyor. Yani bu game dediğimiz şey. İki taraflıdır, onu göreceğiz. Bir politika lazım yani karşıda. O politikayı nasıl götürüyorlar? Peki Türkiye... Ve o çok geniş bir şey, biliyor musunuz? Sadece Suriye'ye bir şeylere için... karar vermek değil. Mesela dil meselesi diyor adam. O dilini ne kadar ciddi kullanıyor, öğreniyor, öğretiyor. Ona bile bu kadar gider bu iş yani. Peki Suriye meselesinde için alarak bir analiz yaparsak, 4 ülkeye dağılmış Kürt nüfus var. Suriye'de PYD bir bağımsız evet, yerde. Suriye'de bir taraftan Kürt bize en şey bu dediğin unsurların içinde en azı, hı hı. en az önemlisi. PYD o yüzden bu tarafa kapaklanıyor ve bu tarafa kapaklandığı için de PKK tarafından sınır açmıyor adam, kapattı Irak'ta. Yani ilk sığınacakları yer Barzani açmıyor. Kapattı tabii. Yani istemiyor. Hem onlardan siyasi bakımdan huzursuz olduğu açık, hem de açıkçası elindeki zenginliği o adamlarla paylaşmak istemiyor kendi halkından. Dolayısıyla Kürtlük diye bir homojen durum yok mu? Şu anda tabii yok. Yani şu anda ülkenin birisi kendini düşürmek durumunda. Bu bir nevi bir
infiratçılık demeyeyim ama bir nevi bir tasarruf, bir daralma çok açık bir şey. Peki bir şeye bakarsak hocam, Suriye meselesi işte Esad bugün gitti yarın gidiyordan başka bir sürece doğru geldi. Esad gitmedi. Evet, Esad'ın gitmeyeceğini birkaç kişi, yani bir sürü adam tahmin etmiştik. Bu ne yapar eder gitmez diye. Çünkü Suriye tabii her şeyden evvel çok fazla uluslar arası dengeleri oynayan bir memleket. O insanın başını derde de sokar. Bir yerlerden bir yerlere de taşır. Yani o öyle bir politika ve öyle bir pozisyondur. Bu fazla uluslararası ilişkilerde kuvvetlerden birini seçmek, o dengelere göre oynamak adam başını derde de sokar. Tarihte örnekleri var, seni yok da eder. Ama bir yerden bir yere de taşır da. Yani o bir nevi bir gelişmelere tabi. Peki Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde bizim sınırlarımız içerisinde çeşitli silahlar yakalandı, sarin gazı bulundu, davalar açıldı. Korktuğumuz şey olmuyordur inşallah. Yani nedir korktuğumuz şey? Terörist unsurların içimize sızması. Türkiye bunları desteklediğini düşünür müsünüz? Türkiye bunu hiçbir şekilde desteklemez. Hiç kimse o kadar aptallık, akıldan uzak değil. Ama maalesef bazı politikalarınız bazı istenmeyen şeyleri sizin yanınıza getirir. Tabii yani çok iyi incelemeniz, çok iyi bilmeniz lazım. İstihbarat herhalde bu konuda çok önemli. Çok çok önemli. Onu bilmek lazım. Yani sizin ona göre bir bürokrasiniz olacak her şeyden evvel. O bürokrasi nedir yani? Ne kadar tecrübesi vardır? Ve neleri bilir, nasıl çalışır? Peki hocam, yine sizde devlet geleneğini konuşalım istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Adana valisi bir söz söyledi ve okumuşuzdur Sayın Coş. Kavas dedi bir yurttaşımıza. Kavas dedi. Yani başka şey söylediğini biz işittik ama Kavas olarak revize edildi bu. Yani şey T değil de esmi söylenmiş. Yani şunu sormak istiyorum. Valilerin yurttaşlarına Kavas dediği bir devlet geleneğimiz var mıdır bizim? Hayır, yok öyle bir şey. Yani valinin tam olarak görevi nedir? Vali hükümetin doğal uzantısı mıdır? Hayır, valinin birinci görevi asayiştir. Biz yanlış öğretiyoruz. Yani bizde bir müddet bu cumhuriyetin hem iyi ideolojisidir hem de biraz abartılmış bir ideolojidir aslında. Biz valiyi böyle işte kalkınmacı, eğitimci, nafracı, yani bayındırlıkla uğraşan, işte şariteye önem veren adam olarak vurguluyoruz. Ve gençlerimiz, yani benim sınıf arkadaşlarım, ben kaymakamlık okudum biliyorsun Mülkiye'de. Ve yetiştirdiğimiz talebelerde hep bunun ışıltısını gördüm. Nasıl yaparız falan. İşte kaymakamların idolü kimdi? Recep'ti yani. Recep Yazıcıoğlu. Hı hı. Tam tipikti yani, böyle yerinde duramaz. Hiperaktif, rahmetli. Çok enteresan. Ama bir şeyi tabii bu arada unutuyoruz. Vali asayişin amiridir. Prefektustur. Peki, ve onu iyi bilen, o işi beceren adam vali olur. Bu çok önemli. Peki vali şöyle bir açıklama yapabilir mi? Başbakanımızın sözlerini talimat olarak kabul ediyoruz diyebilir mi? Yoksa yasalarla bağlı değil mi? Başbakanın sözlerini talimat olarak kabul edebilir. Hayır, o konuda çok doğru düşünmüyoruz. Başbakanın dediği hükümet reisidir. Hükümetle devlet ayrı değildir. O bazı valilerin 1960'larda uydurdukları bir şeydir. Peki, ben devletin valisiyim, hükümetin değilim diyor. Ne demek anlamadım. Yani peki, hiçbir zaman anlamadım. Öğrenci evlerinin basılması... Efendim, öğrenci evlerinin basılmasından evvel öğrencilere doğru düz bir yurt temin edelim. Yani asayiş sorunu mu? Deminden beri bunu söylüyorum. Hiç asayişle falan ilgili değil. Ben bu tip şeyleri maalesef kale alamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Bak, Malatya'da 48 bin öğrenci var. Kimse bana o 48 bin öğrenciye yurt hazırlandığını söylemesin. İnanmam. Bütün vilayetlerde üniversite açabilirsiniz. Ama tabii bilmem nereden koparıp oraya getirdiğiniz insanlara önce biraz doğru dürüst, ben demiyorum ki aşırı lüks, bir yurt, bir yatakhane, bir çalışma yeri, bir yeme ısınma yeri temin etmekle zorunlusunuz. Bunu yapamayıp da böyle oradaki tamamen yerel halkın ev sahipliğine falan terk edemezsiniz insanları.
Bunu halledememiş bir memleket böyle yurtlarda disiplin kuruyor. Hangi teşkilatla kuracaksınız? Türkiye'de kız erkek yani birlikte... Yani Katolik Notre Dame de Sion rahibeleriniz mi var? Veya efendim perblanlarınız mı var böyle yani bu işe kendini adamış tarikatlar falan böyle bir şeyler mi var? Öyle bir şeyler yok. Karşısının arkasında belirli şeyler Türkiye'de var. Türkiye'de kız yok erkek şey. Birlikte kalan bir yurt hiç oldu mu tarih boyunca? Efendim? Türkiye'de... Benim okuduğum yurtta binanın yarısında kızlar kalırdı, yarısında da biz kalırdık. Siyasal bilgiler... Ayrı yerlerde. Ha hiç de bahsettikleri şey olmadı. Ha onlar flört ettiler, bir sürüsü evlendi. Ama onların dediği şey olmadı. Herkesin aklı kendine yeter yani. Boş verin yani. Ben okudum öyle yurtta. Suç mudur? Orta Doğu'da öyle. Neyin suçu anlamıyorum ki ya. Orta Doğu'da da öyleydi. Ha Avrupa'ya, Amerika'ya gittikten sonra daha başka bir açıklık gördüm. O olmadı hiç öyle yurtta bir bizde oradaki gibi. Ama orada da bilmem şey değil yani ortalık. Yani insanlar o kadar başka işle uğraşmayacak kadar değiller. Bütün mühim mesele siz insanlara yemek, yatak, aş, ısınacak yeri temin etmek ve tabii spor yerini. Çok önemli bir şey. Yani bu taşra üniversitelerinde maalesef bana hiç kimse rapor okumasın bunlar yok. Peki hocam. Çok acı örnekler var benim dosyamda. Yani tek tek duyuyorum ve geliyor bana. Hocam Sayın Başbakan bugün dedi ki biz muhafazakar demokrat bir iktidar ve kendi dünya görüşümüzün dışında davranmamızı bizden kimse beklemesin dedi. Beklemiyoruz zaten. Peki ama onun dünya görüşü dışında olan insanlar hayır, ne yapacak? Dünya nasıl yaşayacak? Beni o bile değil de ilk önce herkesin dünya görüşünü edep, erkan, uslup dahilinde terbiyesiniz öne sürmesi lazım. Yani kimse çocuğuna bile bir şeyleri öğretirken aşırı gitmemeli. Gitmez, giderse zaten neticesi iyi olmaz. Telkin yöntemi vardır, zaman vardır, bilmem nedir. Bu böyle çok kısa bir iktidar zamanında bir... Bak Türk siyasilerinin en büyük hastalığı nedir biliyor musun? Nedir? Büyük hayallerini kısacık ömürlerinin kısacık bir bölümünde tamamlamak. Pek yani, olanaklı değil herhalde. Yani mümkün değil, böyle bir şey olmaz yani. Bakınız Batı cemiyetlerinin idealistlerine bunlar kendilerinden sonraki yani gelecek zamanlara hazırlarlar. Bütün ideolojileri, bütün planları, bütün ütopyaları bunun üzerine kuruludur. Böyle ben bu akşam yatacağım, sabaha düzen değişecek ve ben de o düzenin içinde başbakan olacağım, bakan olacağım, bilmem ne olacağım dersen orada ancak kendi aranızda kavga edersiniz. Hiçbir şey değişmez. Eskaza elinize iktidar gelse de ortalığı pislik götürür sadece bu kadar yani. Peki hocam, bugün yine Sayın Başbakan dedi ki 200 yıldır yani Osmanlı'nın da bir kısmını katarak bu ülkede zorla bir Batı medeniyeti bir rota çiziliyor. Oysa ki dedi bizim 1000 yıllık bir tarihimiz var ve bu rota illaki o rota olmak zorunda değil dedi. Ya buradan şunu anladık, bizim Türk modernleşmesi ya da sizin kitaplarınızda da gördüğümüz 19. yüzyıl o meselesi yani batılılaşma 18. ikinci yarısında başlıyor değil mi? Daha evvel başlıyor. Peki o batılılaşma hikayesi yani zorunlu mudur? Hayır, işte yoksa yanlışlık bir... orada. Nedir? Yanlışlık orada. Maalesef bu memleketin sağcısı solcusu yanlış bakıyor. Türk batılılaşması, ben akşama Voltaire okudum. Ne şeker adam. Hadi gelin bunun gibi olalım. Yahut bu Mozart'a ne güzel şeyler veriyor efendim. Mozart'lar, Jean Sebastian Bach derlerdi eskiden Türkler Fransızca. Johann Sebastian Bach'a bayılıyorum onun fügalarına falan deyip başlamadı. Bir şey yok. Türk batılılaşması istersen batılılaşma da göreyim. Yani sen Viyana muhasarasında yenilir. O Glasye Kale'yi kuşatması uzar uzar beceremezsin. Ondan sonra ricat diye yaptığın şey bozguna döner. Çok övündüğün mazide haklı olarak ağır topçuların artık bir fazla iş göremeyeceğini bu şartlarda anlarsın. Süvari sınıflarının ıslahı gerekir. Telef olan askeri bir an evvel kazanmak gerekir. Öyle başlar. Yani mühendislikle, tıpla, cerrahlıkla, veterinerlikle, ona bağlı ya olarak kimyayla. Tabii efendim hepsi odur. Ne diye merkezi, niye belediyeyi kuruyoruz? Çünkü Kırım Savaşı'nda İstanbul'u şey götürüyordu yani. İstemez misin medeni bir belediyeyi kurmak? Bu kadar açık. Bütün bunların hepsi çok açıktır.
Böyle bir memlekette batılılaşma bir zorunluluktur. Bir fikri seçim hakkın yoktur. Bir dayatma değildir diyorsunuz. Kim dayatacak ya? Dayatma şartlar da yani. Ha dönersen İç Asya'ya, orada oturursan atlarında belki bir dayatma söz konusu değil. Ama sen gelmişsin Anadolu'ya, oradan da çıkmışsın Balkanlara, gitmişsin bütün Tuna mansabına. Yani böyle bir memleket burada tutulsa da tutulmasa da, ki burada yaşamak zorunda, öyle bir seçim hakkı yoktur. Bu batılılaşmadaki dayatma efsanesi, bu tamamıyla bir hikayedir. Efendim diyor, fesi attık şapka giydik diyor. Sen festen evvel zaten bayağı öbürkülerle giyiniyorsun. Git şu Berlin Kongresi'ne bak yani, resmine yapıldı tablolar. Peki hocam. Paris Kongresi'ne bak. Şimdi orada bütün diplomatların arasında bizim Mehmet Emin Ali Paşa, Fuat Paşa falan. Bu adamlar diplomatik kafa, bilgi bakımından öbürküleri su cebinden çıkarır. Bismarck Okkaka takımını satın aldı Mehmet Emin Ali Paşa'nın. Belki bana da ucu değer sihri diye. Ya şimdi bu adam orada oturuyor böyle feste, ne oluyor yani, kapalı yerde fes giymenin manası ne? Bundan rahatsız oluyorlardı. Yani ben değil, onlar rahatsız oluyordu o zamanki, o nesiller. Böyle bir şeyler var. Kurmay sınıfı Arap harfleriyle yazmaktan hoşlanmaz. Çünkü yanlış yapar. Bir takım bilinmeyen köylerin, şehirlerin adlarını o harflerle yazamazsın. Yanlış okur. Peki hocam, çok açık. Şair ve düşünür olarak bu Necip Fazıl Kısakürek bu dönemin ruhuna belli ki önemli katkı evet. yapacak. Yani ona referansları yapamayacak çok... çünkü yetmez. Ya işte onu soracağım. Bak, Necip sana Fazıl bir şey büyük bir isim mi? Midir? Hiç tartışmayalım. Beni büyük isim, küçük isim, şu böyle şeyler. Şu büyük düşünür müdür? Efendim ne düşünürüm? Şair adam şairdir. Büyük şair, büyük şairdir. O da şairdir, öbürü de şairdir. Güney Amerika toplumlarının ve bizim gibi toplumların bir hastalığı vardır. Çıkmamız lazım. Şiir nedir? Okunur. Şiirle duygulanırsın. Şiirle dilini öğrenirsin. Güzel konuşmayı öğrenirsin. Şiirle düşünülmez. Şiirle tefekkür yapan toplumlar geri toplumlardır. Hatta bir ayıp laf söyleyeyim, hödük toplumlardır, yarı gelişmiştir. Şiirle düşünülmez, nesirle düşünülür. Bir toplumun gelişmişliği nesirden bellidir. Şimdi Necip Fazıl Bey'in hangi nesir eseri, hangi büyük tarihi eseri var ki beni etkilesin? Hanedanı savunduğu eserleri hanedan üyeleri beğenmediler en başta. Yani çok samimi, belki doğru noktalara da dokunduğu yerler var. Aşırı gidiyor, kaçırıyor tezleri ve malzemeyi kullanışta ileri gidiyor. Yani bu çok önemli bir şeydir. Şairle tefekkür olmaz. Şiirle politika da yapılmaz. Ama şiirle Türkçe yapılır. Ve bugünün toplumu Türk şiir okumuyor zaten gençler. Onun için okusunlar. O şiirde Türkçe öğrenirler. Bu kadar güzel bir şey, önemli bir şey bu. Lütfen. Ama kimse tefekkürü şiirle yapmasın. O zaman bu tezler üzerinden Türkiye kurulamaz diyorsun. Hayır efendim, ne tezi varmış ortada yani? Öyle şey olur mu? Türkiye'yi zaten, Türkiye'yi niye bir adam kursun? Türkiye'yi biz kuracağız işte, çalışarak. Bazı kuralları var bunun, partizanlık yapmayarak. İlla benim partimdeki ve benim görüşümdeki adamlar buraya mühendis olacak dersen batarsın. Kur özel şirket de al bakalım kendi adamlarını, sadece ne kadar yürüyor gemi. Bir tane ne, onun başka kuralları vardır. Yetiştirdiğin adamları rekabetin getirdiği rasyonalite ve rekabetin getirdiği hukuk kavramları, kurumları içerisinde kullanırsan Türkiye öyle gider. Emek birliğiyle gider, kafa birliğiyle gider, yürür. Öyle şiirle falan gider mi yani? Şair mi kuracak Türkiye'yi? Nerede görülmüş bir şey? Kimi kurmuş şairler yani? Hiç olacak iş referans, değil. Hiç referans çok yanlış yani. Nerede var böyle bir şey? Ne şairler var dünya edebiyatında bizimkilere gelene kadar? Hangisi neyi kurmuş? Bir görelim bakalım. O zaman diyorsunuz ki bu da doğru. Yani bırakın, bunlar boş işlerdir yani.
Hafız'la Sadi'nin kurduğu bir toplum var mı acaba yani? Firdevsi'nin falan. Son bir soru soracağım hocam. Değerli hocamız İlber Ortaylı ile yaptığımız periyodik programlardan birinde beraber son soru şu olacak. Türkiye'de çok konuşulduğu Gezi olayları tarihsel bir vaka ve Gezi'den önce ve Gezi'den sonra olmak üzere Türkiye'de demokrasi bilinci başka türlü akacak diye varsayımlar var. İlber Hoca Gezi olayları hakkında ne düşünüyor? Önümüzdeki seçimlere tarihsel akış içerisinde bir etkisi olur mu yoksa bir gençlerin taşkınlığı mıydı? Reklamlardan sonra. Gençlerin taşkınlığı. Reklamlardan sonra. Evet sevgili seyirciler, Gezi olayı tarihsel bir vaka mıdır? Gezi'den önce ve sonra diye Türkiye demokrasisinin bir kırılma olur mu? Bu yakın tarihimizde Gezi diye bir tarihi vaka var tabii, onu kimse görmeyecek değil. Ve nedeni de çok açık. Ve nedeni insanların dikkatini çekmeyen bir employment, istihdam meselesi var. Yani Türkler çok iyi yetişmeye başladılar. Ve Türk halkı eğitime çok para harcamaya başladı. Yani bunu gösteriyor bütün istatistik ve anketler. Şimdi bu insanlar her yerlerde okuyorlar ve iyi işler buluyorlar. Bulamadıkları kriz dönemleri var. Onlardan birinin içindeyiz. Ve onlar buraya dönüyorlar. Yani ilk defa olarak ki o dışarıdakiler artık bankaları, şirketleri değil, dış işlerini arıyor. Devletin ofislerini aramaya başlıyor girmek için. Ve ora kapalı tutuluyor. Herkese değil, kendininkine. Kendininkini yaptı. Dış işleri için de geçerli mi? Dış işleri için vallahi şu anda bu açıda değil ama garip bir kadrolaşma başladı. Hiç alışmadığımız diplomat, sözde diplomat tipleri görüyoruz. İdari aksaklıklar aldı başını gidiyor. Ayıptır söylemesi. Benim madalya beratlarımı kaybettiler. Yani madalya alıyorsun ya yabancı evet. Devletten. Onları iyi bir memur, kanun öyledir, gidip tasdik ettirecek. Bunu gittiğim zaman evem dediler, o beratların aslını vereceksin. Yani Putin'in imzaladığı İtalya Cumhurbaşkanı. Dedim kopyasını veriyorum işte tasdikli noten. Hayır efendim dedi, aslını verecek. Verdim ve kaybettim. Ve oralı değil. Şimdi böyle bir rezalet olabilir mi? Bir devlet sizin madalyalar ofis, gitti. Madalyaların beratları gitti. Rezalet. Yani senin şeyini alıyor, ciddi evrakını, nüfus kağıdını, bilmem neyini ve kaybediyor. Ya bu otelde olmaz bu. Böyle bir hava yayıldı oraya. Bu bir yeni yayılma. Bu ciddi değiller. Tuhaf tuhaf şeyler duyuyoruz. Yani affedersin, Çat'taki sefiri kebirin Mali'deki politikalar için Twitter'dan böyle şey çekme nereden hakkına geliyor ya? Yani diplomat dediğin devamlı yazar ama gizli yazar yani merkeze. Sağa sola yazar mı? Şimdi bu benim görmediğim şey. Yani bunu bırak bugünkünü, Mehmet Emin Ali Paşa duysa şapkası uçardı. Sopayı alır kovalar bunları yani. Bu olacak bir şey değil. Böyle bir şey yok. Reis-i Küttab mesela Rami Mehmet Paşa kovalardı böyle bir memuru. Bu vaziyet fena bu, yani evet yani çölden gelmedik efendim. Biz kocaman eski bir devletiz. Bizim adetlerimiz var. Sıkı kurallarımız var. Bunlar üzerinde durulacak şey. Şimdi istihdamda da liyakata önem verilir bazı şeylerde. Vermezsen bunun neticesini çekersin. İnsanlar sinirlenir. Bir kere böyle hiddet ve şey başladıktan sonra artık ona her tip insan karışır. Hiç konuşma. Ve Gezi olaylarını doğacak sıkıntıların nedeni diye gösterme. Asayişe hakim olamıyorsun. Ondan sonra başkası kabahatli oluyor. Söylüyorum yani evde tahta kurusu çıkarsa tahta kuruları değildir. Hatun kabahatlidir ve evin beyi kabahatlidir. Bu kadar açık. Eski evleri hatırla. Sevgili seyirciler, İlber Hoca'yı dinledik bu akşam. Arada bir araya geliyoruz ve birikmiş olarak meseleleri konuşuyoruz. Bugünden de önemli satır başları olduğunu düşünüyorum. Yarın akşam bir başka konukla yine aykırı sorularda birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun.